Herkese merhabalar. Basit cebirsel ifadeler yapacağız Songül senle. Basit mi, kolay mı, zor mu? Adı üstünde zaten basit evladım, oh, merak etme. Şimdi basit cebirsel ifadelerde cebirsel ifadeleri ne diye öğrenmiştik daha önceden Tonguç'um? İçinde X, Y, A, B, C gibi harfler olan ifadelere biz cebirsel ifade diyoruz. Mesela şu bir cebirsel ifade mi Tonguç evladım benim? Evet, içinde X, Y var. Süper zekisin. Şu bir cebirsel ifade mi Tonguç'um? Evet. Süper. İşte mantık olarak içinde harf olan ama matematik diye adlandırılan şeylere biz cebirsel ifade ediyoruz. Normalde bu Türkçemize benziyor. Çünkü içinde harf var. Ama biz böyle durumlarda cebirsel ifade diye adlandırıyoruz. Bunu unutma. Şimdi birkaç tane kavram var. Bilmemiz gereken ilk kavram terimler. İkinci kavram değişkenler. Üç katsayılar, dört de sabitlerin. Bunlar bir cebirsel ifadelerde kesinlikle ve kesinlikle ilk bakışta görülebilecek kavramlar olmalı diyoruz. Mesela bak, 2x artı 3y artı 1'de terimler nelerdir Tonguç biliyor musun? Buradaki artı ve eksi arasında yazılan her şeye biz terim diyoruz. Bak Tonguç'um, bu bir terim manasına geliyor. Bu da bir terim, bu da bir terim oluyor. Yani bizim terimlerimiz 2x, 3y ve 1 oluyor. Terimleri teker teker yazdık. Değişkenlere bakarsak Tonguç evladım benim. Değişken dediğimiz ifade de içinde gördüğün harfler var ya Tonguç, evet, bilmediğin. Hocam. Burada bilmediğin harfler neler Tonguç evladım benim? A. Hayır, burada evladım. X, Y. Süper. X ve Y. İşte bu kadar. İki tane değişkende yanlış yok. Değişken dediğimiz şeyin diğer bir adıysa Tonguç, hemen buraya yazmak istiyorum. Bilinmeyen demek, bunda bir not olarak düşünelim. Şimdi buradaki terimleri söyler misin Tonguç'um? Artı ve eksi arasındaki her şey. Bu bir terimdir. Bu bir terimdir. Bu bir terimdir. O zaman akare Tonguç evladım benim. Evet hocam. Aynı zamanda 3A değil mi Tonguç evladım? Evet hocam. Aynı zamanda 4 değil mi evladım? Evet hocam. İşte patlarsın. Terimlerde mutlaka mutlaka eksi varsa yazmak zorundayız. O yüzden eksi 3A'yı yazmak. Eksiksiz yazacağım. Aynen. Eksiksiz yazacaksın. Süpersin. O zaman terimleri yazdık. Şimdi bunun değişkenleri nedir Tonguç'um? Buradaki değişkenler nedir evladım? A'lar hocam. Evet. Akare. Akare işte. Süpersin. Burada bilinmeyen harf A'dır. Akareyi yazmamıza gerek yok. Çünkü akare zaten A'nın karesidir. Anlaştık mı Tonguç'um? Dolayısıyla sadece A'dır diyoruz. Şimdi katsayılara bakarsak. Katsayılarda gerçekten de birazcık daha kolay. Mantık olarak şöyle bakacağız. Şuradaki terimleri buldun mu Tonguç evladım benim? Evet hocam. Buradaki terimlerde başlardaki sayıları katsayılar olarak anlıyoruz. Mesela bunun katsayısı bildiğimiz sayı yani 2. Bunun katsayısı bildiğimiz sayı yani 3. Bunun katsayısı bilmediğimiz sayı yok zaten. Kendisidir diyoruz. Bak kendisi. Enteresan. Bunun katsayısı kendisidir. Çünkü bildiğimiz sayıları yazıyoruz. Yani gerçekten matematik olarak bildiğimiz sayıları yazıyoruz. Mesela Tonguç'um, bunun katsayısı nedir? Eksi 3 görüyorsun. Evet. Bunun katsayısı nedir? 4. Gördüğümüz sayı. Ama bunun katsayısı nedir Tonguç evladım? Bilmem ki hocam. Ha, işte bunun her sayının başında görünmez bir... 1 vardır. Süpersin. O yüzden katsayısı 1'dir diyoruz. Sabit terimine bakarsak o da aşırı basit. Yani sabit terim demek bu x, y zımbırtılarına bulaşmayan terim demek. Mesela bu terim sabit terim olamaz çünkü içinde x var. Bu terim sabit terim olamaz çünkü içinde y var. Ama bu terim sabit terim olabilir çünkü içinde ne x var ne y var. Tamamen ak kaşık gibi ortaya çıkıyor Yesiz. Diyoruz. Geldik bu zımbırtıya. Sabit terim olmaz. Sabit terim olmaz. Sabit terim olabilir. Dörttür diyoruz. İşte bunları bildikten sonra basit cebirsel ifadelerin kavramlarını öğrenmiş oldun şu anda. Şunu unutmayalım Tonguç'um. Sabit terimler de birer kat sayıdır kanununu unutmayalım. Dikkat etti mi bak? Sabit terim 1, kat sayı 1. Sabit terim 4, kat sayı 4. Bunların da birer kat sayı olduğunu unutmayalım. Tonguç evladım benim, hemen diğer sayfamızda bir tane soru çözelim sana. İşlemin sonucunu bulalım demiş. Sonuç cebirsel ifadelerde toplama çıkarma zaten eskiden beri öğrendiğimiz dört bir işlem şey. Hocam, basit ama yani. Onu tekrar etmemiz gerekiyor eski sınıfların kazanımlarından. Cebirsel ifadelerin Tonguç evladım benim benzer terimleri kendi aralarında toplanıp çıkartılabilir. Toplanabilir veya çıkartılabilir. Şimdi mesela örnek olarak benzer terim mesela Tonguç'um. 3x ile 5y benzer midir Tonguç evladım benim? Değil. Değil, süper, çünkü bunlar tamamen farklı. Bu x, bu elma, bu armut. Ama Tonguç'um 2x ile 5x benzer terimler. Çünkü ikisi de 2 elma, 5 elma diye okuyabildiğimiz, yani ikisinde de x olan ifadeler diyoruz. Tonguç'um bir şey daha, bir trik var burada. Onu da göstermek istiyorum. Mesela 4x ile 3x kare benzer midir Tonguç evladım? Evet. Hayır, patlarsın. Bu x, bu da x'in ikinci kuvveti, yani x'in karesi olduğu için bunlar benzer değildir Tonguç evladım. Bunlar toplanamaz, aynen kalır diyoruz. Burası çok önemli, hassas bir nokta diyoruz. Ama şimdi gelelim hemen sorumuza. Tonguç'um
bir cebisel ifade veya matematikte en önemli şeylerden bir tanesi eksiler artılardır. Herkes burada patlar, bunu unutma. Sen sakın patlama diyorum. Mesela bu ifadede ilk başta benzer terimleri görebiliyoruz. 4x, 3x, 2x ama ilk başta şu parantezlerden kurtulmamız gerekiyor. Parantezlerde kurtulursak 4x artı 30 aynen açılıyor. Çünkü buradaki parantezin başında bir şey yok ki. Artı diyorum, 3x'i yazdım. Sonra Tonguç'um bu parantezi açarken Tonguç'um şu başındaki eksiye dikkat edeceğim işte. Bu eksi hem bunu, bu parantezin hepsinin eksisi. O zaman bu eksi buraya dağılacak. Eksiyle 2x'i çarparsak eksi 2x eder. Çünkü bu aslında görünmez bir artı vardır. Eksi kere artı eksidir. Eksiyle eksi 5'i çarparsak da Tonguç'um artı 5 eder. Çünkü eksi eksi artı eder. O yüzden parantez açarken çok dikkat ediyoruz. Sonra benzer terimleri toplayabiliriz. 4 elma. 3 elma daha. 7 elma. Evet, bayağı zor gerçekten. Ama hocam hesap makinesine bak. Gerçekten süper zekisin Tonguç. Gerçekten bak. 4 elma ile 3 elmayı toplamak için bile çok iyi mücadele ettin ve başardın. Tebrik ederim. Hesap makinesini kullandım hocam. 7 elma. 2 tane elma çıkarsa ne olur? 5 elma. Aferin, gerçekten hiç düşünmeden bu sefer cevap verdin. Çünkü makine elime geldi hocam. Evet, tebrik ederim. Dolayısıyla cevabımız 5x. Şimdi 30'la da 5'i toplarsak artı 35 ediyor. En sade halimizi bulmuş olduk. Geldik çarpma işlemine. İşte cebisel ifadeleri çarpma, burası çok önemli. Burada yaparken Tonguç'um çarpı, bu aslında görünmez bir çarpı vardır. Bunu dağıtıyorum. 3 kere 2x çarpı 3 kere eksi 1. Şimdi Tonguç'um 3 kere 2 aslında kaçtır Allah aşkına? 6. Süper. Yanına da x diyorsun, 6x. Yani mesela herhangi bir 2 ile 7x'i çarparsan 2 kere 7'yi çarp, yanına da x'i yaz, bitti bu kadar. 3 kere 2x 6x. 3 kere eksi 1 dedi Tonguç'um. Eksi 3 bitti o kadar. 6 eksi eksi 3. Şimdi bunları yaparken burada görünmez çarpılar var parantezi. Böyle dağıtıyoruz. Böyle dağıtıyoruz. Sonra benzer terimleri toplayacağız kenarında. 5x artı 10 artı 3x. Dikkat ettiysen eksi 3 ediyor. Neden? Çünkü artı 3 çarpı eksi 1 eksi 3 eder. Şimdi benzer terimleri toplayalım, çıkartalım. 5 elma, 3 elma daha. 8 elma. Evet, bravo. Evet, bravo. Tebrik ediyorum seni. Ondan sonra 8 elma. 10 eksi 3 nedir Tonguç evladım benim? Bir saniye hocam, ben düşünmem lazım. Evet, gerçekten zor bir soru gerçekten. 7. Evet, tebrik ediyorum seni. Gerçekten süpersin. 7. İnanılmaz. Hocam hatırlıyor musunuz? Eskiden şey varmış. 7 7 7 7 böyle sayı top içerisinde gezermiş böyle Susam Sokağı'nda. Bilmiyorum Tonguç'um. Gerçekten nereden biliyorsun böyle şeyleri? Herhalde retro takılıyorsun. 7, şimdi 7, 7. Bu çarpı bununla bak, bu sefer 2x'e çarpmam gerekiyor içerideki zımbırtıları. 2x çarpı x. Tonguç bir kere hemen şunu atayım. X kere x nedir Tonguç evladım benim? 2x. Süpersin. Hayır, 2x karedir. Bak, x 2 çarpı x 2x'tir. Ama x kere x de x'in karesidir. Dolayısıyla 2x çarpı x de biz x ile x'i çarpıyoruz. Çünkü bunlar birbirlerine çok benzerler. Ama 2 başta kalsın. X kere x, x kare. He, bunu 2x kare diye buldum. Bu sefer 2x'e de artı 3 çarpıyorum. 3 kere 3 6x diyorum ve bu da artık toplanmaz. Çünkü bunlar benzer terim mi Tonguç evladım benim? Değil. Tebrik ediyorum. Çünkü x kare bir tanesi x var diyoruz ve geçiyoruz. Bir sınıftaki x artı 2 tane öğrencinin her birine 3x eksi 1 tane kalem dağıtılmıştır. Buna göre toplam kaç kalem dağıtılmıştır demiş. Tonguç'um burada şunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi x artı 2 tane öğrenci var ve her birine 3x... Ya bu nasıl bir soru Allah aşkına? Sen bu soruyu yapabilir misin soruyu görsen? Kesinlikle yapamam hocam. Heh, bu soruyu yapamadığın şeyler aslında senin kafanı karıştıran şunlar değil mi Tonguç? Evet evladım? Hocam. Bunlar keşke sayı olsaydı. Keşke. O zaman şöyle diyelim. Bir sınıftaki 10 tane öğrencinin diyelim her birine 3 tane kalem dağıtılmıştır. Buna göre toplam kaç kalem dağıtılmış? Allah aşkına söylesene. Yani 10 tane öğrencinin her birine 3 tane kalem dağıtılmış. Kaç tane kalem dağıtılmıştır? 10 kere 3, 30. Mükemmel zeki bir öğrencisin. Gerçekten olağanüstüsün. Peki ne yaptın Tonguç'um? 10'la 3'ü çarptın kafana değil mi? Olağanüstüsün. Ama 10 ve 3'ü vermiş miydim ben sana? Vermedim. Vermedim. İşte o zaman 10 ve 3'ün yerine bak, 10'un altında ne yazıyor? X artı 2 yazıyor. 3'ün altında ne yazıyor? 3x eksi 1 yazıyor. Bunları ne yapmıştın Tonguç evladım benim? Çarpmıştın. İşte bunları da çarpacaksın. O yüzden 10 ve 3'ü seni kullandım, hadi git artık başımdan diyorsun ve gönderiyorsun. İşim bitti senle. İşim bitti senle diyorsun. Evet, tebrik ediyorum. Şimdi artık gerçekten de matematik çözmeye başlıyorsun diyoruz ve başlıyoruz sorunu çözmeye. İşte burada kritik bir nokta var. Tonguç'um dağılma özelliğini çok iyi bilmelisin. Mesela sana A artı B çarpı C artı D diye çok komplike bir matematik problemi verdiler. Of. Yapman gereken inanılmaz basit. Bu zımbırtıyı
her ikisiyle çarpacaksın. Bu zımbırtıyı da her ikisiyle çarpacaksın. Yani dört tane çarpma işlemi yapman gerekiyor. A kere C artı A kere D artı B kere C artı B kere D diye böyle komplike bir matematik. Burada aynı şeyi yapacağız. X kere 3X sonra X kere eksi 1. 2 kere 3X 2 kere eksi 1. X kere 3X ne der Tonguç Hanım? X kere X. X kare ettiği için 3X kare eder. X kere eksi 1 ne der? Eksi 1X eder. Artı 2 kere 3x ne der? Artı 6x eder. Gerçekten matematiğin astronomik boyutlarına hocam, dolaşıyoruz. Hocam şu anda resmen uzay yolu. 2 kere eksi 1, eksi 2 eder Tonguç Evren benim. İşte bitti bu kadar. Burada benzer terim var mı Tonguç Evren benim? Yok. Dangoz musun? X kare, tamam x'e benzer değil ama x'e x benzer. Eksi 1 elma, 6 elma daha. Kaç eder Tonguç Evren benim? Eksi 1 elma. Evet, eksi 1 elma. Bayağı birazcık süper zekisin. 5! Süper zekisin gerçekten de. O yüzden burada artı 5x eder. 3x kare artı 5x eksi 2 bizim en son halimiz. Toplam kaç tane kalem dağıtılmıştır budur diyoruz. Yani bu tabii sonuç olur mu desen oluyor. Yani matematik problemlerinde illa her sayıyı böyle çatarank diye bulmana gerek yok. Artık matematikte böyle cevabı kaçtır? 5x artı 7 gibi saçma sapan x'li cevaplarda çıkacak karşı. Matematiğin bittiği yerdeyiz. Matematiğin gerçekten doruklarını dolaşıyoruz. Çekirdeki ABCD karesinin alanı KLM'de karesinin alanı kaç tane? Ooo gerçekten çok kaliteli ve elit bir soru Tonguç'um. Yapmamız gereken şey ABCD karesinin alanı nedir? A çarpı A karenin alanı yani A karedir. Bunun karenin alanı nedir? A artı 3 çarpı A eksi 3'tür. Çünkü uzun kenar çarpı kısa kenardır. Şimdi bunu çarpmayı demin öğrenmiştik. Bununla bunu, sonra bununla bunu, sonra bununla bunu, sonra bununla bunu. A çarpı A, A kare eder. A çarpı eksi 3, eksi 3 A eder. 3 çarpı A, artı 3 A eder. 3 çarpı eksi 3, eksi 9 eder. Şimdi bak Tonguç'un benzer terimler var burada. Eksi 3 elma, artı 3 elma daha 0 elma eder. Cevabımız o yüzden A kare eksi 9 eder. Tonguç'um bunun alanının A kare eksi 9 olduğunu, bunun alanında A kare olduğunu bulduk. Bu bundan ne kadar fazladır diyor. Ya zaten gözüküyor hani 9 fazla olduğu gözüküyor ama yine matematiksel bir şekilde hocamıza gösterelim. A'nın karesi eksi bunu çıkartacağız ya bu bir bütün ayırmayalım. O yüzden A kare eksi 9 diye paranteze koyalım. Sonrasında yapmam gereken şey bu eksi bu parantezin içine dağılacak. A kareyi yazdım buradaki eksi A kare eksi ile eksi çarpısı artı 9 eder. A kare eksi A kare birbirini götürür sıfır eder. Cevabımızın 9 olduğunu görebiliriz. Tonguç bravo diyorum sana. Geçen haftanın ödülü sorusunu yapalım. Bir zarın bir yüzü mavi, iki yüzü kırmızı, üç yüzü yeşil renge boyanmıştır. Bu zar atıldığında üst yüzeyine gelen rengin gelme olasılığı kaçtı demişim. Şimdi bir yüzü mavi, hemen bir zar varsa Tonguç evladım benim. Hatta zarımızı kahverengi çizelim. Çok özür dilerim. Zarımızı kahverengi çizdik. Zarın kaç yüzü vardı Tonguç evladım benim? 8. Hayır 600 yüzü vardı. Düşünsene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vardır. O yüzden iki yüzü bak bir yüzü maviymiş. Şurası mavi diyelim. Sonra iki yüzü kırmızıymış. Ondan sonra buralar kırmızıymış. Üç yüzü de yeşil. Diğerleri de yeşilmiş. Yani görmediğimiz üç tane yüz de yeşilmiş. Üç tane de yeşil varmış. Şimdi bu zar atılımda üst yüzeyine kırmızı rengin gelme olasılığı. Ya kaç tane yüzü vardı? Toplam 6 tane olasılık vardı. Bizim istediğimiz hangileri? Kırmızılar. Kırmızılar kaç tane? 2 tane. Evet tebrik ediyorum seni. 2 tane Tonguç. Aa cevabın 2 6 yok. Cevabımız 1 bölü 3 sadeleştirmen gerekiyor. Dangoz evladım benim. Bravo diyorum sana cevabımızın Bursa olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.